Evet, Kedi Yakalar'ı bir arkadaşlar. Ben Sefer, bugün sizlerle Boyut Modeli serimizin 3. bölümünde arkadaşlar. Bir karakter nasıl eklenir? Bir ülkenin başına yeni bir lider nasıl getirilir? Bunu öğreteceğim arkadaşlar. Bugün Belçika'nın başına Enver Paşa'yı getirmeye çalışacağız hep birlikte. Şöyle bir Enver Paşa portresi buldum arkadaşlar. Görüyorsunuz Great War Redux moduna ait bir Enver Paşa portresi ve çok havalı bir Enver Paşa portresi. Başındaki kalpaktan ötürü sanırım bayağı güzel ve tekstürlü gözüküyor. Neyse, hemen çok uzatmadan arkadaşlar geçiş yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? Öncelikle launcher'ı açtım. Launcher'ı boş ver. Launcher altta kalsın. Amacımız Belçika Rework moduna gelmek. Belçika Rework modunu en son Nation Focus ve ID eklemeyi öğretmiştim arkadaşlar. Mod entegre etmeyi öğretmiştim. Şimdi daha önemli bir işlem olan Common Hearts of Iron 4 History Countries ve buradan Belçika dosyasını almamız lazım arkadaşlar. Öncelikle bu ana klasör. Önce ne yapıyoruz? Common içine biz bir dakika. Common'a buraya bir history dosyası açmamız lazım değil mi? Evet, ana yere gelecek olursak aynen. Buraya bir history dosyası açmamız lazım. History. History dosyası açtık. History dosyasını açtık. Bir daha history açtık. Ondan sonra countries eklemem lazım. Countries. Countries ekledik. Countries ekledik. Çok güzel. Çok güzel gidiyoruz şu anda. Ondan sonra buradan Belçika dosyasını buluyoruz. Belgium. Belgium dosyası nerede? Belgium burada. Bunu kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Hemen arkadaşlar edit with notepad diyoruz. Bu kısım bu kadar. Bu kısım bu kadar arkadaşlar. Şunları kapatayım da ben. Bizim career roleplay modunun işleri bunlar, ayarları bunlar. Bunu kapatalım arkadaşlar. Burada Belçika'nın bütün ayarlarını görebiliyorsunuz. İşte 1936'da oyuna başladığında ne kadar demokratik olacak, ne kadar faşist olacak, o ne kadar olacak, bu ne kadar olacak. Bütün ayarlarını arkadaşlar buradan görebilirsiniz. Her şeyini burada mesela Infantry Weapon teknolojisi bu vesaire, bunu gidiyorsun 3 yapabilirsin, 2 yapabilirsin, her şey gözüküyor burada. Mesela kaç research'a başlasın oyuna, 5 research'a başlasın dersen hepsini buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burası bu işleve, bu şeye yarıyor. Şimdi öncelikle bizim farklı yapmamız gereken bir şey daha var. Buraya bir leader dosyası açmam lazım. Belçika leader dosyası açmam lazım. Eklememiz gereken dosya. Ana menüye geri dönüyoruz. Ondan sonra buraya geliyor. Ben azından hazırda GFX dosyası burada bulunuyordu. Hearts of Iron 4'e geldik. GFX açtık. Leaders dosyası lazım bize. Aynen. Leaders dosyası. GFX açıyoruz. Buraya bir Leaders dosyası açtık arkadaşlar. Leaders açtıktan sonra buradaki Leaders'a geldik. Belçika dosyasını buluyoruz. Kopyala ve yapıştır arkadaşlar. Şu anlık bu kısım tamam. Abimiz eklendi buraya. Belçika lideri olarak buraya ekledik abimizi. Bunu kopyalıyorum. Aynen buraya yapıştırıyorum bir tane. Bu kısım açılıyor. Sonra bunu arkadaşlar geliyoruz. Adı yeniden adlandır. Portrait Belgium Castle Enver Pasa olarak değiştiriyoruz. Sonra bunun üstüne iki tane tık atıyoruz arkadaşlar. Paint.net uygulaması açılıyor. Paint.net'i indirmenizi tavsiye ederim. Ben aşağı linkini bırakacağım. Paint.net bu portre ayarlama işlerine çok yarıyor arkadaşlar. Farklı bir bölümde de portre nasıl yapılır bunu size öğretirim. Buradan. Paint.net indirdiğim için bu şekilde DDS olarak açıldı arkadaşlar. Bu portreyi DDS olarak ayarlamanız sizin daha da karınıza olur. Hemen liderimize ekledik arkadaşlar. Geliyoruz ana menüye. Buradan Enver Paşa'yı alıyoruz. CTRL-C yapıyoruz veya sağ tık. Kopyala yapalım. Sağ tık kopyala. CTRL-V attık. Çift doğrusalı çift kübük. Bir dakika oyunu susuyorum. Videodayım. Çift doğrusalı çift kübük yaptık arkadaşlar. Kaydettik. Tamam dedik. Ve kapattık. Enver Paşa portremiz buraya entegre oldu. Bitti mi? Bir dakika dur. Ne oluyor? Niye burası açılmıyor lan? Altta mı bozuldu? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bilgisayar kafayı yedi. Yunus dur canım benim dur. Bunu buraya ekledik arkadaşlar. Portrait Belçik Enver Paşa'yı ekledik buraya. Şimdi bir şey daha tamamladık arkadaşlar. Hani bir sürü kısmı tamamladık aslında şu an. Şimdi bir önemli kısım daha var. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir anda süpürgeyle baskın ettiğim için videoyu bölmek zorunda kaldım. En son nerede kaldım hatırlamıyorum ama en son sanırım History dosyası ekledik, Countries ekledik, Belçika eklemiştik en son hatırladığım kadarıyla. Şunu kapatıyordum en son. En son birazcık da video kesikken hangi eksik dosyalar var onları kontrol ettim. Evet, Belçika dosyamızı atmıştık en son. Şimdi buraya bir Recruit karakter çakalım arkadaşlar. Burası hazır dursun. Bel, Enver, Pasa diye. Şu an adını ayarladık arkadaşlar. Enver Paşa şu an History dosyasına tanıttık. Modumuzun bir kısmını halletmiş bulunmaktayız. Enver Paşa'yı bir şekilde eklemiş bulunmaktayız arkadaşlar. Ben Enver Paşa'yı hallederek buraya. Ben Enver Paşa ondan sonra lazım olacak. Bu ismi aynen bu şekilde kullanacağız arkadaşlar. Ben Enver Paşa'yı buraya ekledik. Şimdi bize lazım olan diğer şey arkadaşlar. Geri gelecek olursak karakter dosyası lazım. Common içinde bir karakter dosyası lazım. Oyun içine öyle yansıtıyoruz karakterlerimizi. Karakter dosyası. Buraya açıyorum hemen yeni bir dosya. Karakter. Karakter dosyası açtık. Buraya Belçika dosyasını yine aynı şekilde kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Hemen Belçika giriş yapalım. Şimdi artık Zora'nın Zort dediği yerdeyiz arkadaşlar. Zora'nın Zort dediği yerde. Hubert Pierlot benim ana liderim miydi? Hubert Pierlot benim ana liderim miydi acaba? GFX Leaders. Hubert Pierlot. Aynen. Ana liderimizin CTRC atıyorum. Buraya CTRV atıyorum arkadaşlar. Ana liderimizi şöyle aldık. Buraya Enver
Atlantide pasa yapmıştık değil mi? Oraya. Evet, Enver pasa yaptık Atlantide. Bunun adını tekrardan buraya Enver pasa yaptık. Ondan sonra buraya arkadaşlar Porto kısmı burada Enver Paşa'yı ben burada ne yapacağız? Nazist yapalım. Yok Nazist değil de sentrist yapalım. Sentrizm yapalım Enver Paşa. Nazist yapmayalım. Nazizm, faşizm yapacaktık. Bunlar arkadaşlar bu arada şöyle ideoloji yazarsanız internete o ideoloji isimlerini bulabilirsiniz. Şimdi internetime girip göstermek isterim ama en son Google'da ne açtığımı hatırlamıyorum. O yüzden çok korkunç. Çok korkunç. Açmaya korkuyorum. Çok korkunç. Şakaydı tabii. Açalım hemen. Bir daha bir şey gelirse ne geldi? Hoydört ola kalıcı hilesi. Ben yazmadım onu. Hoydört oyun başlatılamadı. Hoydört indir oyun kılavu da ben yapmadım. Hoydört Osmanlı Kalayı kurmayı da ben yazmadım. Hoydört ideolojiyi yazalım arkadaşlar. Hoydört ideoloji kısmına girecek olursanız bu Hoydört Wiki'den tiplerini bulabilirsiniz. Mesela liderinizi demokrat mı yapmak istiyorsunuz? Bu ideoloji kısmına konservatizm yani muhafazakarlık, liberalizm veya sosyalizm diye yazıyor burada. Sosyalizm de bir şey olarak demokrasi içinde sayılıyor acaba bu oyunda. Neyse ya konservatizm ya da liberalizm yazıyorsunuz arkadaşlar demokratik sayılması için. Biz mesela ne yaptık? Sentrizm yazdık. Sentrizm neymiş? Aşağı aşağı indik. Sentrizm arkadaşlar tarafsızlığın bir farklı modeli. Biz sentrizm yazdık. Hemen başta direkt sentrist yaptık arkadaşlar. Mesela faşist yapıyorsunuz. Oraya nazizm yazabilirsiniz. Reksizm yazabilirsiniz. Falan çizim yazabilirsiniz. Veya faşizm yazabilirsiniz. Bu site üzerinden her türlü bulabilirsiniz. Bunu şimdi alta atıyorum. Enver Paşa'yı buraya ekledik. Şimdi portre meselesi. Portremizi nasıl tanıtacağız? Çok güzel soru. Enver Paşa'nın portresini de ayarlayalım arkadaşlar. Şimdi ben buradan portreyi nasıl ayarladım? Hemen göstereyim size. GFX'ten bizim neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Interface'de miydi? Interface'de değil bir dakika dur. GFX Leaders kısmını attık zaten tamam çok güzel. Interface lazım bize. Interface'ten Leaders. Leaders Portrait mi? Leaders. Ha, Leader Portrait. Evet çok güzel. Bizim ana dosya olarak bir Leader seti. Bunu kapatalım artık. Interface. Burasını açmıştık. En son şimdi. Ha, Emre Paşa portremiz burada dursun. Biz en ana yere gelip arkadaşlar buraya interfacı açıyoruz. Interfacı açıyoruz. Interfacı açtık. Bunu hemen içine buradan leader portresi kopyalayıp yapıştırıyoruz. Burada bu kopyaladığın yer neresi dersiniz? Burası Hoydörd'ün ana dosyası arkadaşım. Ana dosyası. Sıkıntı yok. Ana dosyasından kopyalıyorum. Sonra buradan bize Belgium lazım. Belgium'a. Aratıyoruz. CTRF Belgium ve evet. Belçika'nın lideri hemen burada bulduk. Bunu CTRF'ye atıyorsun. Enter. CTRF yaptın. Bitti. Portrait. Bel. Enver. Pasa. Sonra bizim Enver Paşa portremizin adı neydi arkadaşlar? Hemen Enver Paşa portremizin adını kopyalamanız lazım. JPX, Leaders, Bell, Enver Paşa portresinin adını kopyalıyorsun abi. Hop buraya yapıştırıyorsun. Bitti. Enver Paşa şu an buraya da tanımlandı. JPX, Portrait, Bell, Enver Paşa olarak tanımlandı. Sonra geliyorsun abi Belçika kısmına. Buraya biz ne yapmıştık? Large Sweden bunu yapmıştık ya kopyalamıştık yukarıda. Buraya hemen Enver Paşa'nın portresini buraya tanımlıyoruz. Ve Enver Paşa şu anda hem portre olarak hem de lider olarak oyuna tanımlandı arkadaşlar. 3 şekilde Enver Paşa'yı tanımladık. Şimdi diyeceksiniz ki Enver Paşa oyuna ekledim. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Nasıl Enver Paşa'yı başa getireceğim? Güzel soru. Şimdi hemen oyunumu açayım. Burada eksi debug'la gireyim de oyuna. En son Modulus'u çekecektim. Onu da şey etti anasını satayım. O yüzden eksi debug'la açalım. Bir kapatalım bu oyunu. Oyunu bir durdur. Bir daha aç oyunu. Eksi debug şeyiyle. Bütün ayarlarımızı yaptık. Dosyamızı kaydettik arkadaşlar. Şu anda Enver Paşa bir şekilde eklenmiş olması lazım. Geliyoruz Belçika Rework'e. Oyunumuzu açıyoruz. Enver Paşa'yı şu anlık ekledik oyuna ama lider olarak direkt gelmeyecektir. Tarafsız lider olarak ekledik Enver Paşa'yı. Bir tane mesela ben ne istiyorum? Event'e tıklayınca gelsin istiyorum diyebilirsiniz. Event başka videoda göstereceğim o event nasıl oluşturulur. Bir tane Focus'a gidince eklensin istiyorum diyebilirsiniz. Bu arada debug açınca biliyorsunuz error dosyası da ekleniyor. Şu an error dosyası hiç yok. Modumuz çok düzgün çalışıyor demek. Belçika modumuz çok düzgün çalışıyor demek. Hemen arkadaşlar Belçika'mıza gelelim. Belçika'm nerede benim Belçika'm? Bunu Belçika'ya bozmamışım herhalde. Evet Belçika'm burada duruyor. Canım Belçika'm. Belçika'ya en son Focus'u yazmışım değil mi? Bunlara bakalım bir de. Belçika Focus'u merak ettim. En son ne yapmıştım bu Belçika'ya? Evet 3 errorla Belçika'mıza. Bu arada bunlar vanilla errorlara. Ege tekiz güçlüyüz. Error dosyamız bu şekilde gözüküyor. Şimdi biz buraya yeni bir Focus açalım. Tamam şuraya bir tane Focus açayım. Nerede benim? Bunu hepsini kapatabilir miyim? İzninizle. Hepsini kapatabilir miyim? Sadece bir tanesi açık kalsın. O da Emel Paşa'nın ana adının bulunduğu yere açık kalsın. Burası açık kalsın. Ondan sonra ben abi geleyim. Buradan bir Belgium Reward. Common National Focus Belgium. Edit Notepad. Ben buraya yeni bir focus yazmak istiyorum. Bell for your plan. Focus'unu alıp kopyalayıp. Bell for your plan. Bell political. Yok. Türkmenistan. Yok. Türkistan Research. Yok. Türkistan trip yapalım abi. Türkistan'a geziye gidiyoruz abi. Türkistan'a gidiyoruz. Focus'un hiçbir şey vermesin bu Focus bize. Bu Focus bize hiçbir şey vermesin. Focus var olmak için var olsun. Focus bize hiçbir şey vermesin. Bel Türkistan trip.
Şöyle 10 olsun. Türkistan trip. Türkistan tripin altına arkadaşlar hemen yeni bir fokus ekleyeyim. Enver Altantre Pasa. Enver Pasa. Enver Pasa yazdık. Yeni bir fokus. Ondan sonra Prequest'e çalalım buradan bir tane. Prequest'e alalım buradan bir tane. Hop. Prequest'e. Türkistan trip. Relative Position ID. Türkistan trip. 0 1 Enver Paşa. Evet, bu fokusla Enver Paşa'yı şimdi ekleyeceğiz. Türkistan'a geziye gidiyoruz, ondan sonra Enver Paşa'yı buluyoruz orada, değil mi? Aynen. Birazcık saçma. Böyle farklı böyle modlar olur ya işte. Adam gidiyor Türkistan'a, bir anda Enver Paşa çıkıyor, ülkenin başına geliyor. Şu an ben onun dalgasına yapıyorum şu an arkadaşlar bu muhabbeti. Siz ciddiye almayın. Size göstermek için yapıyorum, yoksa korkmayın. Böyle planlarımız yok tabii de. Evet, Enver Paşa fokusumuzu tamamladık. Şimdi düşünüyoruz arkadaşlar. Bir ülke olsun. Ülkenin fokusuyla ülkenin lideri değişsin. Ülkenin farklı liderleri eklensin. Burada var. Kadro movement'dan biz bunu çalabiliriz. Rehabilite kadro movement bir tane yeni lider yaratıyormuş mesela. Şevket Süreyya Aydemir yaratıyormuş. Hemen geliyoruz. Ne demiştim ben size geçen videoda? Demiştim ki arkadaşlar eğer lider şey yapmayı düşünüyorsanız gidin onun benzer ülkelerinden kod çalın demiştim. Vanilla kodunu çalın. Mesela kadro movement. Neyse kadro mov. Kadro movement'ı bulduk. Rehabilite kadro movement. Ne diyormuş? Bak add country leader role. Bu kısmı alıyormuş. Bu kısmı alıyoruz arkadaşlar. Bakın bu kısmı alıyoruz. Add country leader role. Bu yeni bir lider oluşturuyormuş burada. Bu kodu çalıyorum bak. Şuradan şuraya çaldım bu kodu. Ondan sonra Belçika dilime geldim. Completion reward ve add country leader role'ümü ekledim. Sıkıntı çıkmaz değil mi? Retail ideology leader, komünizm. Set party name. Okey. Okey. Set party name'i boş verin. Set party name çok önemli değil. Şuna birazcık boşluk bırakalım abi. Heh, çok güzel. Karakter. Ne yaptık karakterimiz adı? Bel, Enver, Pasa. Karakterimiz neydi? Sentrizm. Sentrizm. Rolü ne olsun? Great War Hero olsun mu? Great War Hero neydi ya? Great War Hero var mıydı? Direkt Great War Hero muydu? War Hero. War Hero yapalım. War Hero yapalım. Promote Leader. Yes. Okey. Bunu kaydettik ve fokusumuza geliyoruz şimdi. Evet arkadaşlar. Ve BDM Paşa becomes leader for the Noen Party. Böyle oldu da. Ha, direkt oluyor değil mi? Bozuk çıkmadı. Bozuk çıkabilir bu arada. Bozuk çıkabilir. Bir de ideoloji de değişsin. Fokusumuz ideoloji de şey olsun bir dakika. Bir dakika, o fokusa gidince ideolojimiz de değişsin. Tarafsız olsun da. Neredeydi o fokus? Türkiye'nin bir fokusu vardı. Faşist yapıyordu. Komünist mi yapıyordu? Bir şey yapıyordu. Ha. Türk Halk ve Devleti. Halk ve Devlet. Halk ve Devlet. Halk ve Devlet. Neymiş bu? Ha, Set Ruling Party Komünizm. Bak. Set Politik Set Ruling Party Komünizm varmış burada. Hemen bunu da aldık. Yapıştırdık. Set Ruling Party Neutrality. Yaptık arkadaşlar. Çok güzel. Fokusumuzu görecek olursak. Evet. Emel Paşa becomes for the Ronald Parti, Ronald Parti başımıza geliyor sonra. Focus Auto Complete açalım sonra arkadaşlar. Türkistan trip gittik ve Enver Paşa gittik. Ve evet. Bakın. Enver Paşa başımıza geldi. Arkadaşlarım. GTV kanalını izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Merak ettiğiniz farklı şeyler olursa ileride bunların hepsini sizlere teker teker öğreteceğim. Mesela babanın adı niye böyle? Bu da farklı bir videonun konusu. Bugün Enver Paşa'ya ekledik. Yarın da Cemal Paşa'ya ekleriz falan filan değil mi? Enver Paşa'yı bu şekilde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Belçika'nın başına Enver Paşa bu şekilde eklenir. Farklı farklı sorularınız olursa ileride yorumlara yazabilirsiniz. Kararlar kısmında işte nasıl ekleyebiliriz, evet nasıl yaparız, o nasıl yaparız, bu nasıl. Bu arada hatırlıyor musunuz? History dosyasından 5 soru sol yapmıştım. Bakın hepsi de gelmiş. Belçika birazcık güçlü mü oldu ne ya? Belçika güçlü çağrı bu arada. Hop. Bu moda oynanır. Bu modun linkini de hemen atölyeye koyacağım. Oynayın arkadaşlar. Zaten bir fokus kaç? Bir fokus 8 CV veriyor da nasıl? Bu moda oynanır ayrıca. Bu moda oynanır. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim şimdiye kadar. Bu serilerimizde devamının öncelerini izlemediyseniz bir modu nasıl alıp entegre edilir bunu öğrettik. Nasıl focus yapılır bunu öğrettik. Nasıl idea yapılır bunları öğrettik. Bugün de nasıl karakter olarak lider ekleri bunu öğrettik arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.